Tabii ki Yeşil Sol Parti'nin de tüzüğünde yer aldığı gibi ya da kadın özgürlük mücadelesinin ilkesindeki yer alan meselede daha çok biz eşit temsiliyete önem veriyoruz. Eğer eşit temsiliyet yoksa kotanın uygulanması yönünde fikirlerimiz var. Kotanın uygulandığını görüyoruz ve düşünüyoruz. Yani 200'ün üzerinde kadın adayla bu yıl 28. döneme ve 2023 gibi bu kadar kritik ve tarihsel bir seçime gideceğiz. Çünkü Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında herkes kendileri bakımından kadın politikalarını açıklıyor. AKP ve MHP ittifak politikasında bloğunda baktığımızda kadınların öyle çok sürekli söylediler %70 değişiklik yapacaklarını, kadınları ve gençleri ön plana koyacaklarını söylediler. Ama gördüğümüz listelerde kadınlar daha çok arka planda ve daha çok vitrin gibi kullanılmış ve yani inanılmaz sayı çok azdı. Hiçbiri kentlerde birinci sırada gösterilmemişti. CHP ve İYİ Parti'de de aynı sorunu görüyoruz ama Yeşil Sol Parti'ye baktığımızda hem 200'ü aşkın kadın aday var hem de 36'ya yakın ilde de birinci sırada yer alacaklarını görüyoruz. Büyük ihtimalle 2023 seçimlerinden sonra da seçilme oranı olursa kotanın üzerinde eşit temsiliyete yakın kadın vekillerle biz mecliste kadın rengimizi, kadın sözümüzü söyleyeceğimizi inanıyoruz. Yani yeni söylemimiz şu, aslında çok uzun zamandır söylediğimiz söz şu, kadınlar değiştirecek ve bu mücadelede özgürlük kazanacak diyoruz. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede feshedilmesiyle birlikte başlayan veya da daha önce 2016 yılındaki OHAL ilanı ve rejimiyle birlikte özellikle cinsel taciz, istismar davalarının da yargılanan erkeklerin tahliyesi söz konusuydu. Bu dönem bakımından başladığımız bir mücadele var. 2016'dan beri bu erkek faşist rejimine karşı asla kadınlar geri durmadı, sözünü söyledi ve susmadığını, korkmadığını, itaat etmediğini bu rejime haykırdı. Bazen Gülistan Doku'nun mücadelesinde, bazen Pınar Gültekin'in mücadelesinde, bazen 8 Mart'ta 25 Kasım'da, bazen Şen Yaşar ailesinin adalet mücadelesinde ya da Kürt özgürlük mücadelesinin herhangi bir talebinde, Demokratik Alevi mücadelesi ya da ekoloji mücadelesinin en önünde hep kadınlar yer aldı ve sözümüzü söyledik ve değiştirecek gücümüzün olduğunu da inanıyoruz. Bu ikinci yüzyılın aslında biz çok zaman söylediğimiz bir şey var. 21. yüzyıl kadın yüzyılı olacak dedik ve bunun ilk şeyini Rojava devrimine gerçekleştirdik. Şimdi İran'da, Rojava'da çok büyük bir isyan var. Jinjiyan Azadi gibi kadın yaşam özgürlük sloganı bütün kadınların evrensel sloganı olmuş durumda. Demek ki 21. yüzyılda kadının olmadığı yerde devrim olmaz, kadının olmadığı yerde eşitlik olmaz. O yüzden de bu Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında söyleyeceğimiz şey, kadının eşitliğinin olmadığı yerde Kürt halkının eşit olamayacağını, Alevilerin eşit olamayacağını, işçi sınıfının kendi mücadelesini kazanamayacağını çok iyi biliyoruz. O yüzden de kadınların sözü ve değiştirme gücünü bence emekçi sol hareketi, devrim mücadelesi ve Kürt özgürlük mücadelesi bunu çok net görmüş ve bu yüzden de eşit temsiliyet, eş başkanlık sistemini geliştirmiş durumda. O yüzden de bizim tek bir sözümüz var. Yani yaşamak istiyorsak önce kadınlar özgürlüğünü elde etmek zorunda. O yüzden özgürlük mücadelesinin böyle doruk noktasına getirip bu rejimi, erkek egemen rejimi değiştireceğimize inanıyoruz. Yarın biz sahaya çıkacağız. Çok az bir zaman var. 40 günün bile altında bir zaman var. Aslında seçim startı çok önceden verilmişti. Uzun zamandır herkes kendi kulvarından sözünü söylüyor, kendi kulvarından programlarını açıklıyor, beyannamelerini söylüyor. Çok zorlu bir süreç olacak. Gerçekten tarihsel ve kritik bir süreç. Bu tarihsel ve kritik süreçte sadece vekil adayları değil, aynı zamanda zaten biz halkımız tarafından halkımızı temsil ediyoruz. Halkımızla birlikte büyük bir emek seferberliğine girişeceğiz. Büro açılışlarımızdan birebir kitle çalışmasına, bütün halkımızı, yani sadece Kürt halkını değil, Türk halkını, Arap halkını, Laz, Çerkezler, Romanlar, bunların hepsini, Ermenileri, dini inançlar olarak Hristiyanları, Yahudileri, kimler varsa yani herkesi bize oy vermeye ve bu iktidarın değişmesi gerektiğini ikna edeceğiz. Bu dönem bakımından en büyük çalışmamız
gerçekten birlikte kazanacağımız bir dönem. O yüzden de biz birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağımız dediğimiz bir dönemdeyiz.